Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar reklamasyon, yani şikayet. Bu dersimizde arkadaşlar bir şikayet mektubu yazacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Başlığımız reklamasyon, ancak bu size başka şeyleri çağrıştırmasın arkadaşlar. Reklamasyon kesinlikle bir şikayet anlamına geliyor. Almanya'da bir konu, bir hizmet aldığınızda, bir konu hakkında bir sıkıntınız varsa, bir şikayetiniz varsa ve bu noktada da haklıysanız, bu çok ciddi bir süreçtir ve o ilgili şirketi, dediğim gibi suçlu ise o karşı taraf, çok ciddi cezai yaptırımlar uygulatabiliyorsunuz. Dediğim gibi eğer iyi niyetliyseniz ve karşı taraftan da gerçekten böyle bir sıkıntı varsa, siz burada kendi hakkınızı savunabiliyorsunuz. Şimdi bu işleyeceğimiz dersin içerisinde bir şikayet söz konusu. Şöyle ki, bir yolcu uçağa binememiş ve sebebini bildirmiş ve bununla alakalı parasını geri istiyor, iade istiyor. Bunu şimdi ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde ne olduğunu, ne demek istediğini, ne anlatmak istediğini iyice kavruyor olacaksınız. Arkadaşlar, önceden çeşitli resmi mektupları gördük. Bunların formlarını inceledik. Neydi kuralımız? Gönderen kişi sol üst tarafa ne yapıyordu? Adını, soyadını, adresini, iletişim bilgilerini yazıyordu, değil mi? Ancak tahtada yer olmadığı için bunu yazmadım. Dediğim gibi bu formu bir önceki mektuplarda, resmi olan bu mektuplarda görüyor olacağız. Şöyle ki, sol üst tarafta dediğim gibi gönderen, yani bu durumda benim, ne yapmam lazım? Sol üst tarafa adımı, soyadımı, iletişim bilgilerimi, posta kodunu ve nereden yazıyorsam, değil mi? Bu bir köy olabilir, kasaba olabilir, şehir olabilir, neresi ise posta koduyla sol üst tarafa yazıyorum. Ondan sonra bir boşluk bırakıp, bir satır boşluk ve aşağı ne yapıyorum? Sağ tarafta bu sefer karşı tarafın adını, soyadını, değil mi? İletişim bilgilerini, posta kodunu, tıpkı sanki bir zarfa yazarmış gibi, değil mi? Gönderilen adresi buraya yazıyorum ve bir satır boşluk verip ne yapmış oluyorum? Yazdığım yerin söz gelimi İstanbul'sa İstanbul virgül din diyorum ve gün, ay, yıl şeklinde belirtiyorum. Ancak dediğim gibi tahtamızda çok fazla yer olmadığı için bunları yazmadım. Bu zaten standardımız. Önceki resmi mektuplarda bunları zaten göreceksiniz ya da görmüşsünüzdür. Şimdi die Reklamation konumuz bu olduğu için şikayet mektubu nasıl, ne şekilde yazılır ona bir bakalım arkadaşlar. Betreff konu demek arkadaşlar. Şimdi biz bir şikayet mektubunu yazarken bu görüldüğü üzere uzun uzadıya, değil mi, bir metin. Ancak betreff diye verildiğinde konunun ne olduğunu karşı taraf anlamış oluyor ilk aşamada. Ne demişiz? Reklamation über Buchung. Evet, reklamasyon, şikayet. Ne üzerine şikayet? Über Buchung. Buchen neydi arkadaşlar? Rezerve ettirmek demek. Ancak über Buchung bu genellikle uçak firmalarında, uçak şirketlerinde olabileceği gibi otobüs firmalarında da olan, gayet olağan durumlar. Şöyle ki, talepten çok fazla bir talep alınıyorsa, yolcu talebi alınıyorsa ve bu kapasiteyi aşıyorsa, bu sefer ne olmuş oluyor? Bu überbuchung şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Yani aşırı rezervasyon. Yani rezervasyon aşımı da diyebiliriz güzel Türkçemizde. Dolayısıyla bu metin onun üzerine bir metin. Reklamasyon demek ki buna dair bir şikayet var. Bakalım. Sehr geehrte Frau Müller. Evet, muhatabımızın ismini biliyoruz. Bu bir hanım, değil mi? Frau Müller adında birisi. Bu bir erkek olsaydı ne olurdu? Sehr geehrte, burada bir R olacaktı, değil mi? Herr Müller derdik, değil mi? O durumda. Evet, bakıyoruz. Virgülden hemen sonra arkadaşlar, güzel Türkçemizde biz ne yapıyoruz? Satır başı yapıyoruz, bir boşluk verip devam ediyoruz ve ne yapıyoruz? Büyük harfle başlıyoruz. Ancak Almanca'da durum böyle değil. Virgülden sonra alt satıra geçiyoruz ve ufak harfle başlıyoruz arkadaşlar. Yani sol tarafa yaslamamız gerekiyor
bütün bu şeyi, cümleleri, başını. Ich habe bei Ihnen den Flug Stuttgart-Berlin für den 3.6.2023 um 11 Uhr gebucht. Evet, burada durumu anlatmış. Ne diyor bize arkadaşlar? Ben sizden, yani uçak şirketini kastediyor, den Flug uçuş. Stuttgart, Berlin, evet bunlar Almanya'da bir iki şehir arkadaşlar. Stuttgart, Berlin seferini, değil mi, uçuşunu für den 3.6.2023, demek ki 3 Haziran 2023 um 11 Uhr gebucht. Saat 11'de ne yapmış? Yani bu bu tarih ve bu saatteki Stuttgart, Berlin uçuşunu rezerve ettirmiş. Değil mi? Bunu anlıyoruz. Ich habe bei Ihnen den Flug Stuttgart-Berlin für den 3.6.2023 um 11 Uhr gebucht. Ich war vor 2 Stunden vor dem Abflug am Abfertigungsschalter. Evet, bakın burada arkadaşlar, habe gebucht. Burada perfekt bir zaman var, değil mi? Geçmiş zaman devam ediyor. Bakın bu sefer preteritum karşımıza çıkıyor. Ich war vor 2 Stunden, 2 saat önce neredeydim? Vor dem Abflug. Abflug neydi arkadaşlar? Kalkış, değil mi? Uçağın kalkışı anlamına geliyordu. Abflug. Vor dem Abflug, yani uçak kalkışı öncesinden neredeydim? Abfertigungsschalter. Evet. Schalter arkadaşlar şey olarak düşünülebilir. Tezgah ya da bu bilet satışının gerçekleştiği, bavulun verildiği tezgahlar, Abfertigungsschalter diye geçiyor. Ya da İngilizce'de buna check-in alanı deniliyor ya, öyle de düşünebiliriz, Abfertigungsschalter. Yani diyor ki 2 saat önce, uçuştan 2 saat önce ben neredeydim? Check-in tezgahının oradaydım diyor. Değil mi? Ich war vor 2 Stunden vor dem Abflug am Abfertigungsschalter. Devam ediyoruz. Ich konnte leider nicht einchecken. Evet. Leider neydi arkadaşlar? Maalesef ne yapamadım? Einchecken. Yani check-in, değil mi? Check-in olamadım maalesef diyor, değil mi? Ich konnte leider nicht einchecken. Demek ki maalesef check-in olamadım. Bakın burada ne yapmış? Durumu anlatmış. Uçakla ilgili, değil mi? Bir uçuşu varmış. Neymiş? Stuttgart'tan Berlin'e 3 Haziran 2023'te saat 11'de bir uçuşu varmış, değil mi? Sipariş, daha doğrusu ne yapmış? Bunun şeyini almış. Siz söyleyin, ödemesini yapmış, öyle değil mi? Dolayısıyla bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ve 2 saat öncesinden check-in tezgahı diyelim isterseniz, orada bulunuyor. Her şey okey. Ich konnte leider nicht einchecken. Maalesef check-in olamadım. Devamına bakıyoruz. Mir wurde nichts gesagt. Evet. Sagen nichts gesagt. Nichts gesagt. Bana hiçbir şey söylenmedi. Bakın. Mir, bana. Wurde nichts gesagt. Bana hiçbir şey söylenmedi. Evet. Devamını getiriyoruz. Ich musste sehr lange warten. Evet. Müssen, bakın neydi? Zorunluluktu. Geçmişten bahsediyoruz, değil mi? Ich musste sehr lange, neydi? Çok uzun süre warten. Çok uzun süre beklemek durumunda kaldım. Değil mi? Ich musste sehr lange warten. Evet. Ne yapıyor demek ki? Gidiyor, check-in alanında bekliyor. Uzun süre beklemek durumunda kalıyor. Devamını getiriyor. Nach einer Zeit habe ich gefragt, was mit dem Flug passiert war. Nach einer Zeit, belli bir zaman sonra, habe ich gefragt, sordum, was mit dem Flug passiert war. Uçuşa dair ne oldu? Değil mi? Belli bir süre sonra uçuşa dair sordum. Ne oluyor diye, değil mi? Gidiyor demek ki, bekliyor. Herhangi bir bilgilendirme alamıyor bu kişi. Demek ki belli bir süre sonra, nach einer Zeit habe ich gefragt. Bakın bu cümleyi şöyle de yorumlayabilirdik. Ich habe nach einer Zeit gefragt, was mit dem Flug passiert war. Demek ki Flug, der Flug neydi? Uçuş demekti. Passieren, hadisenin gerçekleşmesi, olayın gerçekleşmesi anlamında.
Passieren ne alıyordu arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayalım. Perfektlikte ist passiert değil mi? Sein bakın neye dönüşüyor? War. Passiert war. Demek ki sordum. Uçuşa dair ne oldu belli bir süre sonra? Devam ediyoruz. Man sagte mir. Bana denildi ki. Dass ich nicht fliegen konnte. Bana denildi ki. Ben uçamazmışım. Der Grund Überbuchung. Sebep Überbuchung kapasite fazlası bilet rezervasyonu. Demek ki kapasite fazlası bilet rezervasyonu sebepmiş buna. Der Grund Überbuchung. Devam ediyoruz. Ich musste an dem Tag in Berlin an einem wichtigen Workshop teilnehmen. Bakın ne diyor bu cümle bize? Ich musste an dem Tag o gün Berlin'de Ich musste an dem Tag in Berlin an einem wichtigen Workshop teilnehmen. Der Workshop, evet İngilizceden gelen bir şey. Güzel Türkçemizde de artık kullanılıyor değil mi? Workshop değil mi? Bir atölye, bir çalışma gibi düşünülebilir. An einem wichtigen Workshop, önemli bir workshopta teilnehmen, katılmam gerekiyordu değil mi? Dolayısıyla ich musste an dem Tag in Berlin an einem wichtigen Workshop teilnehmen. O gün Berlin'de önemli bir workshopta katılım göstermem gerekiyordu. Devam. Daher bin ich mit einer anderen Fluggesellschaft nach Berlin geflogen. Bakın daher bundan dolayı anlamına geliyor arkadaşlar. Daher bin ich mit einer anderen Fluggesellschaft. Fluggesellschaft arkadaşlar uçak şirketi demek. Mit einer anderen Fluggesellschaft başka bir uçak şirketiyle nach Berlin geflogen. Fliegen neydi? Uçmak demekti. Bunu perfekt yaptığımızda işe göre ich bin geflogen diyorduk değil mi? Uçtum diyorduk. Dolayısıyla ne olmuş? Hani uçamadığından dolayı, gidemeyeceğinden dolayı ne yapıyor? Başka bir uçak firmasıyla değil mi? O şirketten uçak bileti alıyor. Ve diyoruz ki Daher bin ich mit einer anderen Fluggesellschaft nach Berlin geflogen. Devamı geliyor arkadaşlar. Aber es war zu spät. Ama zu spät neydi arkadaşlar? Çok geç. Ama çok geç olmuştu. Ich konnte beim Workshop nicht mitmachen. Ben Workshop'ta ne yapamadım? Katılım gösteremedim. Katılamadım diyor değil mi? Yani gidiyor ancak büyük olasılıkla ya bir gecikme oluyor değil mi? Dolayısıyla girememiştir o alana, o workshop'a katılım gösterememiştir. Dolayısıyla ich konnte beim Workshop nicht mitmachen. Mitmachen demek ki diğer anlamı olan teilnehmen aynı anlama geliyor. Katılım göstermek demek arkadaşlar. Mitmachen bu da gene ayrılabilir fiil kapsamında arkadaşlar. Katılım göstermek. Tabi burada bir modal fiil olduğundan dolayı, konnte olduğundan dolayı ne oluyor arkadaşlar? Biz bunu mastarda bırakıyoruz ve cümlenin sonuna yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla ich konnte beim Workshop nicht mitmachen. Ne yapamadım? Workshop'a katılım gösteremedim. Devamını getiriyoruz. Bakın burada paragraf başı yapıyorum. Ancak gene sola yaslanmış vaziyette. Öyle değil mi? Devam ediyoruz. Das neue Flugticket kostete 577 euro. Evet. Yeni uçak biletinin fiyatı ne kadarmış? 577 euroymuş. Değil mi? Das neue Flugticket demek ki yeni uçak bileti anlamına geliyor. Kostete 577 euro. Kosten neydi arkadaşlar? Ederinde olmak, tutarı değil mi? Bunu belirtirken ne yapıyorduk? Almanca'da böyle bir eylem vardı. Ederinin olması, tutarı şuydu derken değil mi? Kosten'i kullanıyorduk. Bakın burada gene bir daher yapısı var. Bundandır ki değil mi? Daher fordere ich von Ihnen. Bundandır ki sizden şöyle bir talebim var diyor. Daher fordere ich von Ihnen, dass Sie mir 1.770 Euro für das Ticket und den verursachten Schaden rückerstatten. Evet, bu cümle şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Dediğim gibi fordern neydi? Talep etmek anlamına geliyordu. Sizden talep ediyorum. Dass Sie mir
1077 Euro für das Ticket, Bilet için, und den verursachten Schaden, evet, verursachten, sebep olan Schaden, hasar gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Size, bana vermiş olduğunuz hasar gibi düşünülebilir. Tabi birebir o anlama geliyor. Rückerstatten, Rückerstatten iade etmek anlamına geliyor arkadaşlar. Geri vermek, iade etmek anlamında. Dolayısıyla bu cümle toparlayacak olursak ne diyor? Yeni uçak biletinin ederi 577 euroydu. Bu sebepten sizden talebim bana 1077 euro vermeniz. Bunu neye vereceksiniz? Für das Ticket, yani bilet için, und den verursachten Schaden, yani sebep olmuş olduğunuz hasar için, değil mi? Çünkü buradaki hasar ne arkadaşlar? Buradaki hasar, workshop'a katılamıyor. Dolayısıyla workshop'un bir masrafı var. Öyle değil mi? Bu uçak biletinin masrafı var. Buradaki uçuşun bir masrafı var. Aslında iki uçuş bir workshop gibi düşünülebilir bu durum. Dolayısıyla ne kadar ediyor? 1077 euro etmiş oluyor. Dolayısıyla bunu genel anlamda düşünmek gerekiyor. Tek bir uçak bileti olarak bakmamak gerekiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi burada talep ettiği şey söylenmiş, değil mi? Burada arkadaşlar bunu söylemeyi unuttum. Burada bir satır boşluk bırakabilirsiniz arzu ederseniz. Onlar, çünkü burada asıl konuya, talep edilen şeye odaklandığı için burada bir boşluk bırakıp bunu yazmak ve ardından bunu da bitirdikten sonra bir satır aralığı vermek güzel olacaktır. Çünkü bu hem görsellik açısından iyi olacaktı, karşı tarafın daha iyi görmesi açısından. Çünkü buraya odaklanacaktır dediğim gibi. Bakın mektup devam ediyor. Bu sefer gene paragraf başı yapmış ama dikkat edin, boşluk yok. Sola yaslanmış vaziyette. Sollten Sie mir den Betrag innerhalb der nächsten 7 Tage nicht auf das unten angegebene Konto überweisen, so werde ich mich mit meinem Anwalt in Kontakt setzen und gerichtliche Schritte gegen Ihre Firma einleiten. Evet arkadaşlar, işte Almanca'nın ne kadar kolay olduğunu görüyoruz burada. Almanca'nın şöyle bir durumu var arkadaşlar. Şunu samimiyetle söylüyorum. O kadar ilginç şeyler var ki, cümleler var ki, siz bir cümleyi baştan sonra okuduğunuzda bir bakmışsınız ki iki sayfa geçmiş. Virgüllerle ayrılmış. Dolayısıyla Almanca okurken, işte bu belki de o dilin derinliğinden de geliyor olabilir. Böyle de değerlendirebiliriz. Mutlaka fokuslanmak gerekiyor. İsterseniz adım adım gidelim, ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Sollten Sie mir den Betrag, Betrag arkadaşlar tutar demek. Ola ki siz bana bu tutarı, la devam ediyor cümle, innerhalb der nächsten 7 Tage, innerhalb der nächsten 7 Tage, önümüzdeki 7 gün içerisinde, innerhalb der nächsten 7 Tage demek ki önümüzdeki 7 gün içerisinde, nicht auf das unten angegebene Konto überweisen. Überweisen neydi arkadaşlar? Überweisen, Geld überweisen, para yatırmak, para göndermek anlamına geliyordu. Konto, konto da hesap numarası demek arkadaşlar. Angegeben, angegeben verilen. Unten angegeben, alt tarafta söz gelimi bu senaryoya göre alt tarafta bir hesap numarası olduğunu varsayalım. Diyor ki aşağıda verilmiş olan hesap numarasına 7 gün içerisinde bu tutarı ödemezseniz, devam ediyor cümlemiz arkadaşlar. Nicht überweisen, virgül, ne yapacağım? So werde ich mich mit meinem Anwalt, ben ne yapacağım? Anwalt neydi arkadaşlar? Avukatım. Avukatımla kendimi in Kontakt setzen, iletişime geçeceğim. Und gerichtliche Schritte, Gericht neydi arkadaşlar? Das Gericht, das Gericht iki anlama geliyordu. Birisi mahkemeydi, diğeri de yemek anlamında. Ancak burada yemeğe davet değil, değil mi? Buradaki şey ne?
hukuki bir süreçten bahsediyor değil mi? Gerichtliche Schritte, hukuki adımlar. Yani işin içerisine artık ne diyor? Hukuk girecektir diyor. Eğer ki siz 7 gün içerisinde bu tutarı aşağıda verilen hesap numarasına yatırmazsanız gerichtliche Schritte gegen ihre Firma einleiten. Ha. Yani diyor ki hukuki adımlar, yani hukuki süreç başlayacaktır sizin firmanıza karşı. Toparlayalım isterseniz bu cümleyi arkadaşlar. Bakın burada bir ne söz konusu arkadaşlar? Bir ultimatum var değil mi? Deniliyor ki sollten Sie mir den Betrag innerhalb der nächsten Tage in der nächsten 7 Tage nicht auf das unten angegebene Konto überweisen, ola ki tutarı önümüzdeki 7 gün içerisinde aşağıda verilmiş olan hesap numarasına yatırmazsanız, virgülle devam ediyor, so werde ich mich mit meinem Anwalt in Kontakt setzen, bu durumda avukatımla ne yapacağım? İletişime geçeceğim. Bakın burada arkadaşlar, yeri gelmişken söylerim, sich setzen refleksif bir durum. Kendimi, tabi güzel Türkçe'de öyle demeyiz, kendimi oturtacağım avukatımla beraber demeyiz. Çok abuk kaçıyor değil mi anlam itibariyle. Avukatımla bir araya geleceğim ve bu durumu ne yapacağım? Hukuki prosedür şeklinde devam ettireceğim demeye getiriyor. Bakın devam ediyoruz. Und gerichtliche Schritte, az önce söylediğim gibi hukuki adımları gegen Ihre Firma einleiten. Firmanıza karşı ne yapacağım? Hukuki süreci başlatacağım deriz. Değil mi güzel Türkçe'de? Devamını getiriyoruz arkadaşlar. Mit freundlichen Grüßen, selamlarımla. Evet, burada bir isim uydurdum. Martin Mustaman. Mustaman, evet böyle bir soy isim yok arkadaşlar. Musta örnek demek. Mustaman, örnek adam diye. Evet, Martin Mustaman. Demek ki bu duruma ne yapmış? Bu duruma dair işte sıkıntı yaşayan, bu biletini değil mi, bu workshop'a katılamayan kişinin kendisi demek ki Martin Mustaman, evet bu kişiymiş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde doğru telaffuzuyla yineleyelim. Betreff. Reklamation über Überbuchung. Sehr geehrte Frau Müller. Ich habe bei Ihnen den Flug Stuttgart-Berlin für den 3.6.2023 um 11 Uhr gebucht. Ich war vor 2 Stunden vor dem Abflug am Abfertigungsschalter. Ich konnte leider nicht einchecken. Mir wurde nichts gesagt. Ich musste sehr lange warten. Nach einer Zeit habe ich gefragt, was mit dem Flug passiert war. Man sagte mir, dass ich nicht fliegen konnte. Der Grund? Überbuchung. Ich musste an dem Tag in Berlin an einem wichtigen Workshop teilnehmen. Daher bin ich mit einer anderen Fluggesellschaft nach Berlin geflogen. Aber es war zu spät. Ich konnte beim Workshop nicht mitmachen. Das neue Flugticket kostete 577 Euro. Daher fordere ich von Ihnen, dass Sie mir 1077 Euro für das Ticket und den verursachten Schaden rückerstatten. Sollten Sie mir den Betrag innerhalb der nächsten
Sieben Tage nicht auf das unten angegebene Konto überweisen, so werde ich mich mit meinem Anwalt in Kontakt setzen und gerichtliche Schritte gegen Ihre Firma einleiten. Mit freundlichen Grüßen. Betreff: Reklamation über Überbuchung. Sehr geehrte Frau Müller, ich habe bei Ihnen den Flug Stuttgart-Berlin für den 3.6.2023 um 11 Uhr gebucht. Ich war vor 2 Stunden vor dem Abflug am Abfertigungsschalter. Ich konnte leider nicht einchecken. Mir wurde nichts gesagt. Ich musste sehr lange warten. Nach einer Zeit habe ich gefragt, was mit dem Flug passiert war. Man sagte mir, dass ich nicht fliegen konnte. Der Grund? Überbuchung. Ich musste an dem Tag in Berlin an einem wichtigen Workshop teilnehmen. Daher bin ich mit einer anderen Fluggesellschaft nach Berlin geflogen. Aber es war zu spät. Ich konnte beim Workshop nicht mitmachen. Das neue Flugticket kostete 577 Euro. Daher fordere ich von Ihnen, dass Sie mir 1077 Euro für das Ticket und den verursachten Schaden rückerstatten. Sollten Sie mir den Betrag innerhalb der nächsten 7 Tage nicht auf das unten angegebene Konto überweisen, so werde ich mit meinem Anwalt in Kontakt setzen und gerichtliche Schritte gegen Ihre Firma einleiten. Mit freundlichen Grüßen. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde die Reklamation, yani şikayet mektubunu nasıl yazıldığını incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.